Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to explain to you how you can apply to your master's programs and how you can find the universities and the majors you want to apply to, and then all the processes, all the documents that you have to prepare, and then also how your university life should be. Okay, this video will be both in English and Turkish for my Turkish followers as well. So don't get nervous, okay? Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şimdi bu videomuzda arkadaşlar yüksek lisans programına başvuruda üniversiteyi nasıl buluruz, bölümü nasıl buluruz ve hangi şartlar gerekiyor, hangi evraklar gerekiyor, bunları size adım adım açıklayacağız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. So let's start now. The first thing you have to do actually, you have to find a major in the school in the desired country, okay? Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? İstediğimiz bölümü ve istenilen ülkeyi ve oradaki okulu buluyoruz. Then you learn the necessary general requirements. These are standard documents, okay, your bachelor's diploma, your transcript, your CV, your motivation letter, your reference letters, and your English proficiency exams or other exam requirements, okay. Then you will go through, I will just show you, go through the application process, what you should do, and then the most important thing for most international students is the grants, how you can find the grants and some specific grants that are offered for international students, both in Turkey and abroad, all right? And then again, most importantly, how your university life should be to be accepted to these master's programs, okay? Your academic success, your science projects, and then your social responsible projects, I'm going to explain to you all. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Gerekli şartları sırasıyla arkadaşlar, standart belgelerimiz, nelerdir bunlar, lisans diploması, transkript, CV, motivasyon mektubu, referans mektupları, dil yeterliliğinizi belirleyen sınavlar ve yine diğer sınav sonuç belgeleriniz. Sonrasında arkadaşlar başvuru süreciniz nasıl olmalı, burs bulma, belli özel burslardan bahsedeceğim burada, üniversite hayatınız nasıl olmalı, kabul almak için arkadaşlar ve akademik başarınız tabii ki burada yapmış olduğunuz bilimsel projeler ve sosyal sorumluluk projeleri, bunların hepsini sırasıyla açıklayacağız arkadaşlar. So let's start. Now first, if you want to find the major and school you want, what you have to do is just go to mastersportal.com, okay? And on this website, you will just see here what to study and where to study, all right? So in these spaces, you write, let's say for me, it's biology, okay? You can write computer engineering, you can write, I don't know, medicine, I don't know, you can write anything, whatever your major is. And you choose the country here, okay? The country you want to study, okay, for your master's. Then when you click on the search icon, you will see that this will give you all the universities with the fees that you have to pay, actually, all right? You can choose any university you want. You can go all one by one. When you click, okay, what it will give you is the key information, okay? You are still on the same page, on the same website, Master's Portal, okay? So up to here, you will find out the requirements, okay, some basic requirements. So if you want now more details, what you have to do is just go to university's website, okay? So you see here, I wanted the program I want at University of South Florida. So now to search for in detail, I'm going to write the university's website, okay? Find the university's website here on Google, and then I will go to university's website, all right? So up to here again. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Mastersportal.com sitesine gidiyoruz. Bakın burada what to study diyor. Buraya alanınızı yazıyorsunuz. Hangi alanda çalışma yapmak istiyorsanız. Yani işte nedir bu? Biyolojidir, fiziktir, kimyadır, matematiktir, bilgisayar mühendisidir, makine mühendisidir. Artık ne istiyorsanız. Sonra ülke yazıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya da where to study. Yani nerede eğitim almak istiyoruz? Amerika, Avrupa, hangi ülke spesifik bir şey düşünüyorsanız. Sonrasında arkadaşlar, bakın ben yazdım biyoloji ve Amerika şeklinde. Sonra search kısmına bastığımda arkadaşlar bana sırasıyla üniversiteleri ve bölümleri, biyolojide yüksek lisans yapabileceğim bölümleri ve üniversiteleri veriyor. Şimdi buraya direkt tıkladığımda arkadaşlar
bize yine aynı site üzerinde yani Masters Portal üzerinde genel bilgiler veriyor. Bu bilgiler genellikle bize yeterli olmuyor ama bakabiliriz yine çabuk bir şekilde. Şuraya Admission Requirements'a bastığımızda bize aslında yine gerekli şartları söyleyecektir. Sonrasında Fees Funding'de de bu program için gerekli olan ücreti Scholarship programında ise ne yapıyor? Bursları bize veriyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha detaylı bilgi için hemen ne yapıyoruz? İstediğimiz üniversitenin bakın neydi burada mesela? University of South Florida diyordu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bu University of South Florida'yı internet sitesine yazıyoruz arkadaşlar. Ve buraya üniversiteye gidip detaylı bilgiyi şimdi öğreneceğiz. Okay, so when you go to website, you will see, okay, the first page on the website. And don't forget, doesn't matter you're applying for masters, for postgraduates, for undergrads, okay? So what you have to do to learn the general requirements and the conditions, you have to go to admissions page, okay? So once you go to admissions page, you will choose, okay? So you are an international student, you choose international, okay? And then you go to requirements. You can also do course first, okay? And choose other programs. But again, you are trying to find out if you are eligible. So what you have to do is just go to requirements part. There you will choose graduate, okay? So undergraduate is your, 4 years or 5 years study, whatever, your university. Then graduate is for master's, and then postgraduate is for PhD, for your, what you call is doctorate, okay? So you choose the graduate, okay? There you will go international graduate academic requirements, okay? Here it will give you, okay, the information about your GPA. Okay, so you see now for this university, you must have at least 3 over 4 scale, okay, all completed undergraduate coursework, and also if it's required, you have to have all the graduate coursework completed. Then you will go down and you will see your English score, okay, so if you are an international student, there are some countries that are exempt from this, you can check from here as well. Mostly you will need this IELTS, TOEFL, or other English exam scores, so you can just see here from TOEFL IBT, it requires for this university 79 and for IELTS 6.5. But don't forget now, this is very important, okay? Now, when you go, okay, I will show you actually later, you must have specific grades sometimes from each skill, okay? So I will come to it in a bit. Now, also, you can go to other exams. Sometimes you'll need GRE or GMAT scores, okay, depending on the majors that you are studying and you're applying to. So you can check all these requirements here too. Again, so okay. Now let's go for Turkish students again. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Üniversitenin web sitesine geldiğimizde admission'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın admission kayıt kabul demek arkadaşlar. Kabul kısmında yani siz lisans olsun, yüksek lisans olsun, doktor olsun her zaman için gerekli şartları admissions kısmından öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? International seçiyoruz. Bastığımızda admission'da international geliyor. Burada arkadaşlar requirements yani gereksinimleri seçiyoruz. Burada arkadaşlar lisans için undergrad, yüksek lisans için graduate diyor arkadaşlar. Bakın buna basacağız. Okay. Bastığımızda arkadaşlar bize uluslararası yüksek lisans programları için akademik gereksinimler diyor. International Graduate Academic Requirements. Bastığımızda arkadaşlar bakın diploma notumuzu söylüyor öncelikle. Nedir? Yani 4 sene en az 3 ortalama gerekiyormuş. Bu sizi korkutmasın. Birçok üniversite var. 2,5'ta 2 ile yüksek lisans yapabileceğiniz üniversiteler de mevcut. Bu üniversite için 3 gerekiyormuş. Aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar bakın IELTS'den gerekli ya da TOEFL'dan gerekli notları bize söylüyor. Herhangi birisi geçerlidir. Burada yalnız dikkat edeceğimiz arkadaşlar bir konu var. Bu sınavlar skill based dediğimiz yani okuma, konuşma, dinleme, yazma her yetiyi ayrı ayrı test ettiği için sınavlarda üniversiteler özellikle belli yetilerden yüksek puan ya da farklı puan isteyebilir. Bunu birazdan anlatacağım arkadaşlar. Ve GRE, GMAT gibi bazı sınavlarda gerekebilir. GRE daha çok fen bölümlerinde, GMAT ise arkadaşlar bu finans dediğimiz yine bölümlerde yüksek lisans yapmak için gerekli olan sınavlar. Onu arkadaşlar bölüme göre bakacaksınız. Yani hem üniversiteye hem de bölüme göre. Bazı üniversiteler ister, bazıları istemeyebilir. Onu arkadaşlar araştırabilirsiniz. Okay. So now next part is the documents you need. Okay. So what documents you need? These are all the standard ones actually. You will need your undergraduate diploma, your transcript, your motivation letter or statement of purpose, your reference letters, okay, your CV, and then the requirement exams, okay. So you will have to submit your TOEFL IELTS score, or if it's required,
your jury and jury. Evet arkadaşlar, sırasıyla ne yapıyoruz? Bizim için gerekli olan standart belgeler. Bunlar lisans diploması, transkript, motivasyon mektubu, referans mektupları ve gerekli sınav sonuç belgeleri arkadaşlar. Bunları buraya yüklemiş olmamız gerekiyor. Okay, so now when you are submitting, you have to make sure that all your papers are translated into necessary language, okay, language of the official language of the country you are applying to, okay. And then first, actually, what you should do is check that your school and your diploma, okay, and your major is accredited in the country of the desired school, okay. So if, let's say, you are studying at a university, and if your university doesn't have accreditation, let's say from the United States or from the university that you're applying to, then you will not be able to apply there. Okay, so you have to also look for this too. And now, some schools and scholarship programs ask for graduation diploma. Okay, so you must have finished the universities. Okay, you must finish the universities. I'm sorry. But there are other ones that you can apply to. Actually, most of them you can apply in the beginning of your senior year. Okay, in the, let's say if you are studying at a 4 years university, then in the beginning of fourth year, and if you are going to graduate, okay, this is very important. So if it's certain that you will graduate, then you can apply to these universities, okay, before you finish your university. So you don't have to wait until you get your diploma. All right. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz diploma için baktığımızda arkadaşlar, bir kere öncelikle gideceğimiz okul ve ülke için bizim üniversitemizin acaba geçerliliği, kabulü var mı? Bunu bir araştırıyoruz arkadaşlar, yoksa boşuna uğraşmayalım. Sonrasında arkadaşlar baktığımızda bazı üniversitelere başvuruda arkadaşlar ve bazı bu scholarship dediğimiz yani burs başvurularında diploma zorunlu, yani mezun olmanız zorunlu. Ama bazı üniversitelerde ise arkadaşlar, hatta çoğu üniversitelerde direkt 4. sınıfın başından mezun olmadan, yalnız o sene içinde mezun olmanız şartıyla ne yapıyorsunuz? Başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ne yapacağız? Diplomamızın da başvuru yapacağımız ülkenin diline çevrilmiş olmasından, olduğundan emin olalım. Burada arkadaşlar genellikle E-Devlet'ten ya da okulumuzdan İngilizce diploma ve transkript aslında alabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Okay, so now your GPA matters as I said. So you must have for good universities minimum 3, sometimes 3.5 over 4 scale. And but this shouldn't scare you, because there are also universities that you can apply to with 2.5 GPA, okay? But still, you try to keep your grades up, this will increase your chances of getting accepted to the universities. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi en iyi okullar 4 üzerinden genellikle 3-3.5 ortalama istiyor. Buna dikkat edin, ama bu sizi korkutmasın. 2 ortalamayla, 2.5 ortalamayla da gideceğiniz tabii ki programlar vardır, ama bunların kabul şartları biraz farklı olur. Belki daha fazla para ödemeniz gerekebilir. Yani o yüzden arkadaşlar diploma notunuz önemli. Alright, so now next part is the motivation letter or statement of purpose. Okay, so statement of purpose is very important. Alright, and how you should write it. Okay, so I will teach you here now step by step very quickly, but again I will make another video for motivation letter as well. Right. So first you will address the university. So you will write the university's information here, okay? University's name, address, and then you will address admission office. Here will you can write the subject. You can say this is my motivation letter for a master's program in, you know, this major, okay? And then you'll say dear sirs or madams, or you can just leave here. You don't write anything here, and you just say to whom it may concern, or you can say dear admission evaluation committee. Okay, so you can address them in different names. Again, I will teach you this later in a different video. Okay, then in the first paragraph you will write that I am very happy that I can apply to this program, or I saw your program and then I'm very happy that I can apply to this program. Okay, so you just mention that you saw the program, you will apply to it, you're happy, and very shortly where you are studying and what you are studying. Okay, that's it. Not a lot of details here. Okay, so you say, okay, I was very glad when I saw this particular opportunity to apply for a master program in this major at your university, and now in this letter I would like to express my strong motivation for this master's course. And then you say I'm a graduate of this university at this department. Okay, then in the next paragraph, okay, you will write your academic achievements. Okay, so you can specifically mention the important subjects that you took in at the university. You can also mention here your projects at the university, if you have your articles at the university,
if you have your patents at the university. So all academic success here you will mention, okay? When you come to the next part, you will write here that this part is not really necessary, but you will write here, as I recommend, your social sites. So your socially responsible projects that you did at the university, your other social sites that you have, or your skills in arts, if you have your skills in, let's say, music or painting, maybe, I don't know, or your skills in sports, okay? So if you have any licenses in sports, you can mention all these here shortly, saying that if I come to your university, I will also support you. Now, for master's programs, these are not very important, maybe, but this is very important for your undergraduate studies if you're applying to any undergrad programs, okay? Don't forget this. And then finally, you say that I am grateful for considering my application, and I look forward to a favorable reply. And then you say sincerely, and then finish. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şimdi motivasyon mektubu arkadaşlar çok önemli. Kendimizi iyice burada anlatıyoruz. Motivasyon mektubu ya da bu amaç bildiren mektupla ilgili sonrasında ayrı bir video yapacağız arkadaşlar, detaylı bir şekilde. Burada biraz hızlı geçiyoruz. Nasıl yapmamız lazım? İlk paragrafta arkadaşlar hemen başvuru yapacağımız üniversiteyi, adresi bildiriyoruz burada. İşte üniversitenin ismidir, adresidir. Ve buraya arkadaşlar, yani şu kısım zorunlu değil, istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu hani bu mektubun konusu diye yazmış. Biz bunu yazmıyoruz, tercih etmiyoruz ama direkt şunu diyorsunuz mesela. İşte başlık olarak şunu atıyoruz. İşte Dear Sir ya da Madam yazabiliriz. Ya da arkadaşlar To Whom It May Concern ya da Dear Application Evaluation Committee ya da Admission Evaluation Committee. Okay. Bu şekilde bir belirtip başlıyoruz arkadaşlar. İlk paragrafta çok kısa bir şekilde arkadaşlar hangi okulda okuyoruz, hangi bölümde okuyoruz bunu yazıyoruz. Ve işte diyoruz ki bu bölüme başvuru yapmaktan mutluluk duyarım. Bitti. Bu kadar. Sonrasında arkadaşlar en önemli paragraf aslında bizim için bu kısım. Yani hemen kısaca kendimizi tanıdıktan sonrasında akademik olarak arkadaşlar aldığımız dersler, önemli derslerden bahsediyoruz bu paragrafta. Ve varsa ki olsun sizin yapmış olduğunuz işte makaleleriniz, araştırma projeleriniz, üniversite sınavındaki patentleriniz varsa patentleriniz, katıldığınız diğer bilimsel yarışmalar. Yani akademik olarak ne başarı elde ettiyseniz buraya arkadaşlar onları hızlı ve kısa bir şekilde açıklıyorsunuz. Çok fazla maalesef yerimiz yok çünkü. Sonrasında arkadaşlar ikinci paragrafta, yani şu kısım çok önemli değil. İkinci paragrafta arkadaşlar sosyal yanlarınızı anlatan ve varsa spor, sanat gibi şeylerde becerileriniz varsa bunları da buraya ekliyorsunuz. Son olarak da işte başvurumu değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim ve olumlu bir dönüşünüzü bekliyorum şeklinde bitiriyorsunuz. Ve son olarak da arkadaşlar saygılarımıza deyip buraya kendi adınızı, soyadınızı ve üniversitenizi yazıyorsunuz. Bitti. Next one is the reference letters. Most reference letters are written by the university professors, but they are usually busy and they will tell students that you write and I will sign for you. So this is why I'm also teaching you here this one too. And again, I will make another detailed video about how to write reference letters. Okay. So here I will go over it quickly. Okay. So again, first part, you will put the name of the university here, date, surely for your motivation letter and for the recommendation letters, okay? So now you will write the address of the university you're applying to and a name, okay? And again, you say Dear Graduate Admissions Committee. Then again, don't forget you are writing from your professor's, you know, mouth. So now you say that it is my great pleasure to recommend this person for this program, for your university, and I'm sure that this person will be great asset, I don't know, for your university, will be very successful at your university. Okay, so you will mention this shortly, and then you start next paragraph, okay? So you can also introduce yourself here as a professor, okay? So you can say that I'm a professor at this department, and then I met this person. I'm sorry, I'm happy to recommend this person. Then you start in the first paragraph, when you met this person, how long you know this person, and what kind of studies you did with this person, what lessons you taught, and how the person was in your lessons, okay, in your lectures. You explain all this here, again, all the academic success in the main first paragraph here, okay? Then you go to second one again, you talk about the students' social achievements, okay, the social projects that the student did, okay? And, you know, all these things that are related to application, but also if you have any sports achievements or any achievements in music or arts, you know, these kind of things you put here too. And then you say in the final paragraph that I strongly agree that, or I strongly believe that this person will be very, again, you said tremendous addition to your university. And she has my highest recommendation. And I kind of request you to accept this student to your university for the applied major, okay?
And you say, if you have any questions or should you have any questions, you can contact me at any time. And you put your information, meaning that your professor's information, down here. Okay. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Recommendation, yani referans mektupları arkadaşlar. Bizim bu öneri mektuplarımız çok önemli. Bunları normalde üniversite hocalarımız yazıyor zaten ama hocalarımız yoğun olduğu için genellikle diyor ki siz yazın, biz imzalayalım diyorlar. O yüzden bunu da siz bilmeniz çok önemli. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yine hızlıca bunlarla ilgili de yine detaylı videolar sonradan yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar tabii ki de tarih yapıyoruz. Tarihimizi yazıyoruz. Sonrasında başvuru yapacağımız üniversitenin bilgileri ve yine şunu ekliyoruz arkadaşlar. Bu kısmı hani ekleyebilirsiniz. İlk paragrafta hemen kendini tanıtıyor öğretmenimiz. Diyoruz ki işte benim işte şu bölümün öğretmeniyim. Bu öğrenciyi şu programa işte sunmaktan, işte tavsiye etmekten yüksek mutluluk duyuyorum ve programına işte başarılı olacağını, üniversitenizde başarı getireceğine eminim deyip hemen geçiyoruz ana paragrafımıza arkadaşlar. Ana paragraf, öğrenciyle ne zaman tanıştınız, hangi dersi veriyorsunuz ve bu derslerinizde öğrencinin göstermiş olduğu başarı ve yine üniversite içinde öğrenciyi gözlemlediğiniz kadarıyla diğer derslerinde yapmış olduğu başarılar ve projeler varsa ortak yaptığınız projedeki işte başarısı burada arkadaşlar özellikle önemli. Sonrasında arkadaşlar ikinci olarak da bu akademik başarının yanına bir de aslında sosyal olarak öğrenci nasıl bir insan, işte diğer öğrencilerle iletişimi, diğer öğretmenlere iletişimi, yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri, okulda herhangi bir takımda oynuyorsa sporla ilgili veya müzikle ilgili arkadaşlar bunlardan da burada bahsediyoruz. Önemli olan kısımlardan bir tanesiyle. Ve sonrasında arkadaşlar diyoruz ki yine tekrar aslında kesinlikle eminim ki bu öğrenci okulunda gayet başarılı olacaktır. Bu yüzden de kabul etmenizi rica ediyoruz gibi bir cümleyle bitirip buraya da kendi işte profesörümüzün bilgilerini yazıp sonra da götürüp imzalatıyoruz. Okay, now your CV. Next part. Now the CV is very important, okay? Because CV shows who you are, all right? So when you are preparing a CV, okay, make sure that you include correct contact details. This is the first thing. It's serious email user names, okay? So don't write, you see here, blackdonkey55@gmail.com. This is very irresponsible behavior. This is very, let's say, careless behavior. Okay, this is not good. All right, so this shows that you are not a serious person. Okay, you are not a child anymore. You are not a teenager anymore. You are applying to master's program. Okay, you are becoming a scientist. Okay, you are going to become an expert once you finish your master's program. So you must be serious. Okay, so make sure that you have an email on your name. All right, surely you might need to include some numbers or some additional digits here, because maybe somebody else has already taken your name, okay? But again, make sure that you have your name as an email, okay? And then make sure in your CV that you include all your research studies and publications you had, okay? And also your internships and your job experiences, if you have any, and any skills that related to your applications. When I say skills, let's say you are studying biology, but you know how to use, let's say, SPSS programs, or you are a biologist and you know how to use, let's say, Photoshop, okay? Or you know how to use a certain microscope, okay? So you include all this information in your CV. This is very important, okay? And this is the layout for CV. First, you put your name and contact information, your education, publications, research experience, teaching experience, funding and awards, professional society memberships, and the referees, okay? Now, you see, I stole this from the internet. I don't know who Toby Stanton is, but I thank him for this, okay? So you see, again, you will have your contact details here and then your core skills that you have on the left side. There are many layouts for CVs on the internet you can find for free and you can arrange it for yourself, all right? So here in the beginning, this person put professional profile. You can also put professional profile. You put your education, okay? All the education that you had up to that point, all right? And your career summary, your work experience, you will put it here, all right? And then that's it, okay? And if you have any references, you can add after career summaries, okay? We will make another video again, how to prepare for CVs as well, all right? So just don't forget to subscribe to my channel, all right? Don't forget to hit the like button. Sonra. Evet arkadaşlar, bir sonraki kısım arkadaşlar CV. Ne yapıyoruz? Tabii ki de CV yaparken arkadaşlar biraz ciddi olmamız lazım. Tutup da böyle tuhaf tuhaf e-mailler eklemeyelim arkadaşlar. Yani e-mail nedir? İsim, soy isim. Tabii ki isim, soy isim alınmış olabilir daha önce maalesef yeni açacaksak. O yüzden yanına belge rakamlar ekleyebiliriz. Ama tutup da yani böyle çok tuhaf, böyle alakasız, gereksiz, komik, yani tabiri caizse böyle salakça e-mailler yapıp da üniversiteye bunlarla başvuru yapmayalım arkadaşlar. Yani bu bizim ciddiyetimizi
Yani ciddiyetsiz olduğumuzu gösterir. Tamam mı? Artık çocuk değiliz. Yani ergen değiliz. Bitti artık bu dönemler. Üniversiteye yüksek lisansa gideceksiniz artık. Nedir durum? Yani bir uzman olacaksanız yüksek lisansınız bittiğinde yani biraz da ciddi olmamız gerekiyor tabii ki. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün üniversite esnasında yapmış olduğumuz, daha önceden varsa bile aslında lise döneminden bile ekleyebilirsiniz. Araştırma projelerimiz, yayınlarımız, ondan sonrasında üniversite esnasında yapmış olduğumuz staj programlarımız, iş deneyimlerimiz ve alakalı yani başvuru yaptığımız bölümle alakalı belki de alakasız ama önemli arkadaşlar bütün yeteneklerimizi ekleyelim. Örneğin mesela biyoloji bölümünde başvuru yapacağız ama biz mesela SPSS biliyoruz veyahut da ne bileyim Photoshop biliyoruz. Etkili olabilir arkadaşlar veya belli bir kamerayı nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Çünkü kameraların mesela mikroskopa bağlanıp belki görüntü alınması lazım baktığınızda. Yani bunlar size arkadaşlar fayda sağlar. O yüzden bu tarz yeteneklerimiz varsa bunları da CV'mizde ekleyelim arkadaşlar. Nasıl oluyor CV arkadaşlar? Sırasıyla baktığımızda isim ve iletişim bilgileri, eğitim bilgisi, varsa yayınlarımız, araştırma deneyimlerimiz, öğretmenlik deneyimlerimiz arkadaşlar çok önemli. Bakın bazı programlarda gittiğinizde arkadaşlar öğretmenlik yapıyorsunuz. Research Assistance dediğimiz burada bir yandan para kazanıyorsunuz, bir yandan da yüksek lisansınızı yapıyorsunuz. O yüzden öğretmenlik deneyiminiz varsa alanınız ne olursa olsun çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışın. Sonrasında almış olduğunuz burslar ve ödüller, profesyonel dernek üyelikleriniz öyle diyelim ve referanslarınız. Sırasıyla arkadaşlar bakıyoruz. Toby Stanton kim bilmiyorum ama kendisine teşekkür ederim. İnternetten aldım bunu direkt söyleyebilirim. Okay, so kontak bilgileriniz var arkadaşlar sol tarafta. Onun altında yetenekleriniz, yetileriniz var. Bildiğiniz programları buraya da yazabilirsiniz hızlı bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar professional profile var. Yani sizin hakkınızda genel bir bilgi. Baktığımızda sonrasında eğitim bilgileri arkadaşlar. Sonrasında da işle ilgili ya da bu, sizin yapmış olduğunuz stajınızla ilgili bilgileri buraya yazıyorsunuz ve en sonunda referansı ekliyorsunuz arkadaşlar. CV ile ilgili de ben sonra tekrar ayrıntılı video yapacağım. O yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Evet. Okay, so next one required exams. I mentioned earlier actually how you can find from the admissions page, okay, at any university. So now you will go, let's say this time we'll go to University of Cornell, okay. When you go to Cornell, again you will go to admissions, okay. So in the admissions you will see here the graduate admissions, okay. When you go to admissions, you will go undergrad and grad. So you will go to graduate admissions. There you will go to English language proficiency, okay. And then from there, you will see now, see there's IELTS and TOEFL IBT. Okay, now it says overall 7 or maybe overall, I don't know here, what's this, 20, 20, 40, 55, 55, let's say 80, 82 points, whatever. But it tells you, okay, it tells you that you must have at least 8 from the speaking section. This is very important. Let's say you have overall 7, but your speaking is 7. So you cannot apply, all right? You have to be careful. I mean, you can still send it. Some universities sometimes ignore this and they just, you know, don't look at it. But still, if it says 8 and you apply with the 7, it's most likely that you will not get accepted. Same for TOEFL, okay? They will say that your speaking must be minimum, let's say, 27, you see here, and your writing must be minimum 20. Usually they say for speaking and writing minimum 22. So if you have minimum 22, you will get accepted to most universities. But again, you must check them one by one. Okay, each university requires different scores. Okay, so you go through it and then you make sure that you have the required exam result. All right. Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen tekrar yine sınav gereksinimlere ilgili kaç puana ihtiyacımız var? Nasıl bulacağız arkadaşlar? Üniversiteyi yazdık. Mesela ben Cornell'e bakacağım kaç puan istiyor. University of Cornell'e arkadaşlar gittiğimde Cornell'in kendi sitesine gidiyorum. Yine arkadaşlar ne demiştik? Bakın admissions kısmı var ortada. Admissions'a tıkladığımızda arkadaşlar undergrad ve grad diyor. Undergrad nedir? Lisans bölümüydü arkadaşlar. Siz grad'e gideceksiniz. Graduate admissions'a. Burada admissions'a tıkladığınızda arkadaşlar size yine sayfa açıyor. Burada bakın minimum admission requirements yani en az gereksinimlerde arkadaşlar dil gereksinimleri var. English language proficiency diyor. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? IELTS ve TOEFL istenilen IELTS ve TOEFL sıralarını bize gösteriyor. IELTS'in akademik, TOEFL'da IBT kabul ediyoruz diyor. Fark etmiyor. Bakın arkadaşlar önemli kısım burası işte. Ne dedik? IELTS'ten 7 istiyor genel. Diyelim ki TOEFL'dan da 82 ya da 90 istiyor. Ama ne demiş arkadaşlar? En azından diyor arkadaşlar IELTS'in konuşma kısmında 8 istiyorum diyor 9 üzerinden. Yani siz 9 üzerinden 7 alırsanız buraya kabul edilemeyebilirsiniz. Büyük ihtimalle edilmezsiniz. TOEFL için de diyor ki bakın arkadaşlar ortalaması diyelim ki 80, 85 veya 90 ama diyor
Speaking kısmı 30 üzerinden en az 27 olmalı. Writing'i de en az 20 olmalı diyor arkadaşlar. Burası önemli. Buna dikkat edin. Yani evet benim elimde 90 puan var. Ben rahatım. Hayır, rahat değilsin. Öncelikle başvuru yapacağın üniversitelere girip arkadaşlar web internet sitelerine oradan kontrol edin. Her skill için yeterli puanı tutturmuş musunuz? Burası önemli. Okay. Now you can do the same things for GRE and GMAT exams. Okay, GRE is for science departments and GMAT is for finance and other departments. Okay, usually. And you will go again. You will go to, you see, requirements part. You will go to take required test. Okay, here. And then when you go, it will give you all the requirements for GRE and GMAT. Okay, and GRE and GMAT are subject specific. Okay, so not university, not country, but subject. So you will go to university. You will find your subject, your major that you're applying to, and you will see there if your major requires GRE or GMAT or if it doesn't. Okay, so you see it for GRE. All right, and same thing again for GMAT. So when you're applying to your universities, don't forget that the official scores are sent to universities by the exam organization, let's say facilities or from the service providers. For example, if you are sending your TOEFL score, ETS will send automatically to universities. And how will they do it? Surely there are codes for each university when you are applying for the exam or after the exam. You can submit these codes and you can tell them that I want my scores to be submitted, to be sent to these universities under these codes. Okay, so each university has a code. All right, don't forget to get the correct code. Okay, this is very important. Now, evet arkadaşlar, bir sonraki kısımda yine bir sınav, diğer sınavda bizdeki aslında ALES'e denk gelen GRE ya da GMAT sınavları biraz daha kelime tabanlı arkadaşlar veya alana göre matematikte içerebiliyor bunlar. Bunların sınav içeriğine bakabilirsiniz. Bu arkadaşlar yine bakın take required test, yani gerekli sınavları al diyor. Bu sınavları arkadaşlar tıkladığımızda yine GRE ve GMAT için arkadaşlar bize karşımızda istenilip istenmediğini gösteriyor. Bunlar arkadaşlar alan tabanlıdır. Ne demek istiyoruz? Yani üniversitenin belli bölümleri, mesela diyelim ki kimya ve biyolojiye başlıyorsunuz. Belki kimya bunu istemiyordur ama biyoloji istiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden yani üniversite istemiyor deyip de bu sınavı almama yapmayın. Bölümünüze bakacaksınız arkadaşlar. Üniversiteye değil, bölüm spesifik arkadaşlar. Bunlar dikkat ediyorsunuz. Ve nedir? Bu sınavları nasıl yolluyoruz arkadaşlar üniversiteye? Yani biz sınava girdik. Üniversitenin bundan nasıl haberi olacak? Tabii ki üniversitenin kodları var arkadaşlar. Sınava başvuru yapmadan önce ya da başvuru yaptıktan sonra eğer unuttuysanız üniversitenin kodunu başvuru sınav yapan kuruma yolluyorsunuz ve oraya iletilmesini istiyorsunuz. Onlar da sizin sınav skorunuzu arkadaşlar otomatik olarak denilen üniversitelere iletiyor. Bu sınavların iletilmesi zaman alabilir arkadaşlar. O yüzden başvuru tarihlerine dikkat edin. Ona göre mümkünse sınava girmeden önce üniversitenizi belirleyip bu kodlara yollanmasını, yani kodlardaki üniversiteye yollanmasını sağlayın arkadaşlar. Sonradan ayrıca ücretli de olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Next one, the application process. Okay, so the application process, make sure before you apply again, check your accreditation, your school accreditation. Make sure all your documents are ready and translate into the related language. Okay, mostly English. Or if you are applying to Germany, German. If you are applying to France, French. Okay. Upload them on the application portal or send them directly by post, depending on the university requirements. Okay, mostly they are submitted on the portal, online. But some universities will ask the documents to be sent by mail. Okay, and for this, make sure not to miss deadlines. Okay, there's application deadline for the application deadline for scholarships. Okay, so there are different application deadlines. Okay, so don't forget and don't miss these deadlines. So it is actually very good if you can prepare everything, let's say, in summer of, let's say, I would say maybe end of third year of your studies, or you can maybe prepare if you are going to apply after graduation, you can prepare everything, let's say in May before you graduate, okay? And then you can apply in summer. Once you finish, you will have everything ready, all right? And don't forget to pay necessary fees, okay? So you will have fees for application, fees for tuition sometimes, okay? So don't forget to pay necessary fees, okay? Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz başvuru sürecinde arkadaşlar? Bütün dokümanlarımız hazır olduğuna ve bunların ilgili dile çevrildiğinden emin olalım arkadaşlar. Yani İngiltere'ye, Amerika'ya başvurursak İngilizce, işte Fransa ise Fransızca gibi bunların çevirisi önemli. Bunları arkadaşlar genellikle üniversitelerin kendi sitelerine yüklüyoruz. Ama bazı üniversiteler bunları postayla da isteyebiliyor. O yüzden arkadaşlar ne var?
başvuru tarihleri var. Yani üniversite için başvuru tarihi, burs için başvuru tarihi. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Kaçırmayacağız. Ona göre arkadaşlar hazırlığımızı yapacağız. Eğer ki postal yollamamız gerekiyorsa en azından belki bir ay öncesinden bunların yollanması lazım. O yüzden bunlara dikkat ediyorsunuz. Ve gerekli ücretler var. Başvuru ücreti olabilir. Bunlar işte ne bileyim belki ön bir tuition ücretleri olabilir. Bunları da ödemeyi unutmayalım arkadaşlar. Okay. Now, how to find grants? This is the most important for most students because we are coming, unfortunately, from underdeveloped or developing countries where the money is the main problem. Okay, so when you apply to most private universities, they will consider your financial situation automatically. Okay, they will ask some information from you when you're applying, and they will give you need-based scholarship. It means that when you apply and if you get accepted, they will tell you, okay, we accept you with this much of scholarship. Okay, so you will know automatically. And after that, you can also apply for merit scholarships if your scores are very good, your GPA is very good, and if you have very other qualifications, let's say, you know. Or you can go to websites, okay? There are some websites that I put here. You can go to scholarshippositions.com. There is scholarsfordue.com, or you see scholarshiproar.com. So you can go here and you can just subscribe to these websites, okay? And then there you will see automatically the emails coming to you and inform you about certain scholarships that are provided by countries, by private companies, by organizations, okay? So you will see all these, all right? And evet arkadaşlar, şimdi burs başvurusu nasıl oluyor arkadaşlar? Bizim için çok önemli bir kısım tabii ki. Yani para kısmı bizim için en önemli kısım belki de yurt dışında okumak için baktığımızda. Birçok özel üniversite arkadaşlar yurt dışında, özellikle Amerika'da, zaten Avrupa'da genellikle üniversite ücretsiz oluyor ama tabii ki ücretli üniversiteler de var. Size başvuru esnasında sizden mali bilgilerinizi istiyor ve otomatik olarak arkadaşlar size need based dediğimiz, yani başvurunuza göre, aile ve durumunuza göre otomatik zaten bir burs veriyor. Diyor ki mesela ben diyor seni kabul ettim, şu işte oranda bursla veya şu kadar para bursla seni kabul ettim diyor arkadaşlar. Sonrasında isterseniz dersleriniz yüksekse merit dediğimiz başarı burslarına başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar internet sitesi var bir sürü. Burada yazdığım mesela scholarship positions var, işte scholarship for due var, scholarship roar var. Bunlara da arkadaşlar üye olabilirsiniz. Bunlara üye olup arkadaşlar buradan düzenli olarak e-mailler giriyor. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? E-mailler geldikçe buradan bakabiliriz. Bize uygun bir burs varsa onlara da başvurabiliriz. Okay. Now, scholarship programs. Okay, these are for Turkish students but also for internationals as well. Okay, so now the first one is YLYS by the Republic of Turkey, Ministry of Education. Okay, and the next one is Fulbright given by the United States. The other one is Cimbonev by European Union. TÜBİTAK is by Turkish government as well. And then Chuvening is from England. Okay. Let's go over all one by one. Evet arkadaşlar, burs programımız bu şekilde. YLYS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Fulbright Amerika, Cimbonev Avrupa Birliği, TÜBİTAK yine Türkiye'den ve Chuvening de arkadaşlar İngiltere'nin vermiş olduğu burslar arkadaşlar. Bunların şimdi şartlarına tek tek bakalım. Okay, so YLYS scholarships again, to be able to apply to each scholarship, you will have different requirements. Now, for this one, you will have to graduate before applying. So you will have to have your diploma ready, okay? And you will need your diploma, your GPA, your IELTS score. IELTS is like similar to GRE or GMAT in Turkey. Then you will be given an interview after you submit your papers. No English language is required here. This is the best thing about this program, okay? If you get accepted, then you will be sent to a course to learn English. And the cost will be met by the scholarship fund, okay? So you don't have to pay anything if you get accepted this scholarship. This is the good side, okay? But the thing is, scholarships are given according to the criteria defined by Turkish Ministry of Education. So you cannot just apply to any major, any university and expect to get this scholarship, okay? So you will go to ministry's website, or you will go to this YLYS scholarships website, and there you will see the departments, the universities, or organizations that will accept you for the scholarship programs, okay? And also, it is mandatory to come back once you complete your studies abroad, okay? Because when you are going, you will, or your sponsor will sign documents there. They will be sponsored for you, meaning that if you don't come back, they will have to pay all the fees paid by the ministry back with the interest, okay? So this is very important. We don't want to put people in trouble, okay? You love your family, all right? They will do good for you, and then you will also have to do good, okay? And it's also very good because when you come back, you will have a job ready for you, all right? Evet arkadaşlar, YLYS bursu arkadaşlar, başvuru için bir kere mezun olmanız zorunlu, yani elinizde diplomanız olacak.
GPA yani transkript hazır olacak. ALES sonucunuz olacak arkadaşlar. Bunları sunduktan sonrasında arkadaşlar size bir mülakat veriliyor. En güzel yanı arkadaşlar İngilizce gerekmiyor. Burada dil şu an için zorunlu değil. Başvuru esnasında eğer ki burs alırsanız arkadaşlar sizi dil eğitimi için bir kursa yolluyorlar. Ve arkadaşlar her şey bu kurs ücrete dahil program tarafından ödeniyor arkadaşlar. Ama ne var? Bu kurslara, bu bursa pardon başvuru yapmak için arkadaşlar ne gerekiyor? Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da bu YLS Scholarship Programı'nın internet sitesine gidip arkadaşlar belirli alanlarda ve belirli kurumlar altında başvuru yapabiliyorsunuz. Örneğin işte İstanbul Üniversitesi diyor ki bana 10 kişi işte diyor. 10 tane makine mühendisi lazım. Bu programdan yararlanabilecek. Siz o zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya başvuru yapabiliyorsunuz. Burası çok önemli. Buna dikkat edin. Yani kafanıza göre herhangi bir üniversite seçip ben buraya gideceğim. Hadi bana burs ver diyemiyorsunuz. Ve arkadaşlar program bittikten sonra yani yurt dışına gittiniz. Geri gelmeniz zorunlu. Çünkü başvuru esnasında bir kefile imza atılıyor arkadaşlar. Attırıyorlar. Ve bu kefil eğer siz geri dönmezseniz faiziyle birlikte size yapılan bütün yatırımın yani ödenen bütün paranın faizle birlikte geri ödemesine yüklenmiş oluyor. Siz gelmezseniz bu parayı ödemek zorunda. İyi bir şey aslında. Geri gidiyorsunuz. İşiniz hazır. Yani geri gelin. Sonuçta devletin size hakkı var arkadaşlar. Okay. Next one is Fulbright Scholarship. It is given by United States. It's given to what I know is almost all nationalities. You don't have to be Turkish. You can be, I don't know, any from any country. Okay. And it covers also all the costs. What I know is around $50,000 to $60,000 a year. Okay. It requires minimum GPA of 3 over 4 scale. Okay. TOEFL is required, usually minimum 95 to 100. You will check again, okay, with the program. There's no age restriction. There was age restriction in the first scholarship, but this one, there's no age restriction. And you can apply to this program after you get accepted to university, okay? So first, you will apply to university, you will get accepted, and you will say, hey, Fulbright, I need a scholarship. I'm accepted to this university, and I need money. Okay, this is like this. And then you must also come back to your country after you finish your study, all right? So this program requires you to go back to your country when you finish your studies and you will have to stay there for a certain time. What I know is again about 2 years, I guess. Evet arkadaşlar, ikincisi Fulbright sadece Amerika tarafından veriliyor arkadaşlar. Bütün yine masrafları karşılıyor. Yıllık 50 bin, 60 bin dolar civarında bir ücret veriyor. Önemli olan arkadaşlar nedir? Başvuru için arkadaşlar en azından 3 ortalama gerekiyor ve mezuniyet burada aslında yine gerekiyor. Ya da üniversiteden kabul alınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Önce üniversiteye başvuru yapıyorsunuz, kabul alıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki hey Fulbright bana diyorsunuz bursu ver, ben kabul aldım, paraya ihtiyacım var. TOEFL gerekiyor arkadaşlar, yaş sınırlaması yok ve yine aynı şekilde ülkenize geri gelip çalışmanız bittikten sonra belli bir süre ülkenizde kalmanız gerekiyor. 2 yıl gibi bir süre diye hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet, next one, Jim Money. This is given by European Union. It covers through the 12 months of education. It also covers everything. You can apply at the senior year of your school, okay? So this is also important. You don't have to wait for your graduation, but there is an exam related to your field. This is very important. Don't miss the exam dates and no need to pay back. No need to come back, no need to pay back, all right? This is very good. Evet arkadaşlar, bir sonraki Jim Money arkadaşlar, bu da Avrupa Birliği tarafından veriliyor. 3 ila 12 aylık süreyi kapsıyor. Bütün masraflarınızı yine karşılıyor. Okulunuzun son yılında yani mezun olmadan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Alanınızla ilgili öncelikle bir sınava gireceksiniz. Sınav tarihlerini kaçırmayın. Ve bunun geri ödemesi yok. Geri gelmek gibi bir zorunluluğunuz yok arkadaşlar. Next one, TÜBİTAK. It is given by Turkish government. It covers 2 years of education. You must register the master's programs already. Okay, so this is like Fulbright. First you get accepted and you got registered. Then you can apply to this scholarship program. There is a pre-selection process and a scientific exam. Okay. And when you finish your studies, you also have to come back and work for a specified period, okay? Evet arkadaşlar, TÜBİTAK bursumuz var. Bu 2 yıllık eğitimi kapsıyor arkadaşlar. Yüksek lisans programında önceden kayıt yaptırmış olmanız zorunlu. Yani kabul gerekiyor arkadaşlar. Bunda da Fulbright'ta olduğu gibi ön eleme ve bilimsel bir sınav var arkadaşlar. Ve programınız, yani yurt dışındaki çalışmanız bittikten sonra 2 sene sonunda tekrar ülkeye gelip burada belli bir süre belirlenen üniversitede, kurumda çalışmanız zorunlu. Next one, tuning. This is very important and this is for United Kingdom. It also covers 2 years of, I'm sorry, it covers your studies, okay, but the most important thing here is that when you are studying at university for your undergrad studies, you must have 2 years of job experience, okay, minimum, to be able to apply these scholarships, okay, so if you don't have job experience, you cannot apply this program, so this is very important, your university life is very important, you should manage it well. Evet arkadaşlar, son olarak da tuning bursumuz var, tuning arkadaşlar. İngiltere için sadece 2 yıllık iş deneyimi istiyor arkadaşlar. Çok önemli bakın. Üniversite hayatınızı çok iyi yönetmeniz lazım. Boş geçirmeyin.
2 yıllık iş deneyimi lazım. Tamam mı? Bu programa başvuru yapmanız için 2 yıllık iş deneyimi gerekiyor. Stajınızı saydırabilirsiniz burada. Ve her program için arkadaşlar da internet sitesine gidip oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. For all the programs, and there are many more scholarship programs, the private funded, government funded, university funded. You can go all and search for them again in the websites I mentioned before. Okay, or you can go specifically to each scholarship program's website. All right, so how your university life should be? This is very important, okay? You can surely party, okay? This is university life. Nobody will say anything. Sometimes you spend alone life, and when you're alone, you should think about it. When you started, you should think about it, okay? And you will play games with your friends, okay? But there will be exams, okay? Make sure that you are well prepared for the exams. You participate in science projects, okay? You push your professors, do projects with them. Try to have an article written on your name. Try to get a patent on something, okay? And study for English or for required language, okay? So balance everything, all right? Balance everything because you will need a good CV if you want to apply, all right? Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani üniversite hayatımız anlattığımıza göre nasıl olmalı? Tabii ki eğleneceğiz, partiye gideceğiz. Yalnız zaman geçireceğiz, belki oyun oynayacağız arkadaşlarımızla, okey'e gideceğiz, tavlaya gideceğiz. Bunların hepsi oluyor. Ama unutmayın arkadaşlar, sınav günleri gelecek. Bizden bilimsel proje isteyecekler CV'lerimiz için, değil mi? İngilizce isteyecekler veyahut da başka dilleri isteyecekler yüksek lisansta. Ne olacak arkadaşlar? Bunlara çalışmamız lazım, öyle değil mi? O yüzden arkadaşlar dengeliyoruz hepsini. Yani dengeli bir şekilde çalışmalarımıza önem veriyoruz. Üniversite hayatımızı iyi bir şekilde geçireceğiz. Mümkün olduğunca faydalı, verimli geçireceğiz arkadaşlar. Ve hazır olacağız arkadaşlar. Başvuru yaptığımızda bizim CV'miz öne çıkacak arkadaşlar. So you decide. You want academic success or you want academic failure, all right? And time loss. Or you want scientific projects, CV filled with scientific projects, or you want an empty CV, all right? Or you want social awareness and so programs and social clubs where you can show that you help people, you really want to help again, you want to do this kind of projects, or you are just, arrogant person, just want to sleep and you don't care about other people. So all the activities you do during your university studies will show what kind of person you are. Okay? And again, evet arkadaşlar, siz karar veriyorsunuz. Yani akademik başarı mı istiyorsunuz yoksa akademik başarısızlık ve zaman kaybı mı istiyorsunuz 4 yıl boyunca yapmış olduğunuz davranışlardan dolayı arkadaşlar? Yani bilimsel projelerle dolu bir CV mi istiyorsunuz yoksa boş bir CV mi istiyorsunuz? Burada arkadaşlar, sosyal sorumluluk projelerine katılmış bir kişi olarak mı görünmek istiyorsunuz yoksa yani dünyayı takmayan, hiç önemsemeyen böyle boş bir insan olduğunuzu mu göstermek istiyorsunuz? Bunlar çok önemli arkadaşlar. CV'nizin öne çıkması lazım. O yüzden çok iyi bir şekilde değerlendirin bunu arkadaşlar. Okay? So what we can do, we are in school in Turkey. We can help you assist in your language exam studies. Okay? We can give you online lessons or we can teach if you are in Turkey at our course. We can help you find universities and give you more specific and detailed information. We can help you in the application process with your documents, all right? And we can help you get ready before you go to your country of graduate study. We can tell you what you'll experience when you go there. So, let's say what clothes you should take there and what books maybe you should take there with you or what you will experience because I also studied abroad. And so I know what you will face when you go there in your lessons, how you should behave in the let's say against your friends, against your professors. We can teach you all this. Just give information actually when we are saying we teach, but this is what we can do, all right? And most importantly, we can help you find jobs in different countries as long as you have proper language level and field knowledge, okay? Now we are also working as a human resource agency in Turkey and we are sending people to different countries in different majors. So if you need a job, once you finish your university, we can also help you find a job as long as you have field knowledge, experience and proper language knowledge. Evet arkadaşlar, biz ne yapabiliriz? Biz tabii ki size dil öğrenme kısmında yardımcı olabiliyoruz. Online ders veyahut da dediğimiz gibi kurumumuzda ders verebiliriz. Üniversite bulmanızda yardımcı oluruz. Başvuru sürecinizi yönetebiliriz arkadaşlar. Vize sürecine karışmıyoruz ama yine destek sağlayabiliriz. Ve gideceğiniz ülkeye gitmeden önce arkadaşlar neyle karşılaşacağınız konusunda size bilgiler verebiliriz. O yüzden sizin hazırlanmanız konusunda yardımcı oluruz arkadaşlar. Ve en önemlisi de arkadaşlar mezun olduktan sonra biraz da iş deneyiminiz varsa ve dil bilginiz yeterliyse arkadaşlar farklı ülkelerde iş bulmanıza yardımcı oluyoruz. Thanks for watching this video. Don't forget to hit subscribe button and like button for more videos. Again, as I said, I will give you more detailed information about how to write motivation letters, reference letters, recommendation letters.
and the CVs, okay? And I will also add some English videos starting from next month, hopefully. So I hope to see you again. Thank you. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Buradan dediğimiz gibi CV ile, referans mektubuyla ve motivasyon mektubuyla ilgili daha detaylı videolar yapacağız arkadaşlar. Ayrıca ücretsiz İngiliz derslerimiz buradan yayınlanacak arkadaşlar. For IELTS, for TOEFL, okay? So don't forget and general English. Evet arkadaşlar, IELTS, TOEFL ve genel İngilizce için buradan dersler yayınlamaya yine YouTube üzerinden başlayacağız. Bir dahaki aydan itibaren inşallah. O yüzden kanalımıza üye olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Take care. We wish you success and happy many days.